Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnne külle nebiyyin, her peygamber, utiye seb'aten ücebe, her peygambere 7 nüceba, eşraf ve kerim, soyu sobu temiz, nesli pak, kiliseler, Ricali kaybın bir zümresi. Rufaka, arkadaşlar, rafikler, rukaba, hafızlar, koruyucular ve utitu verilmiştir. Ve utitu ene bana ise verildi 14. Her peygambere 7 tane verilirken bana 14 verildi. Sahabe-i kiram ravi diyor ki, dedik ki ya Resulallah, kim onlar, menhum, kim onlar ya Resulallah? Kale buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali vel Hasan ve Hüseyin ve Hüseyin. Evet. Bunlar Peygamberimizin ehli beytinden. Ali ve Fatıma, Hasan ve Hüseyin için Peygamberimiz ana harbun limen harabahum. Kim bunlarla harp ederse ben de onlarla harp ederim. Vesilmün limen salamehum. Onlarla dost olan, müsaleme içinde, dostluk içinde, sevgi içinde, saygı içinde olana ben de sevgi duyarım buyurmuşlardır. Ve Cafer, Peygamberimize, Efendimiz'e verilen 14 kişi nüceba sayıyor Efendimiz. Evet, Ali, Hasan, Hüseyin, onları saydık. Cafer bin Ebi Talip, Cafer-i Tayyar da denir buna. Muharebede sancaktardı. Sağ kolu kesildi. Sancağı sol koluna aldı. Sol koluna aldı, sancağı kıstırdı. Bırakmadı sancağı. Sol kolu da kesilince boynuna kıstırdı. Böylece sancağı yine yere düşürmedi. Sonra şehit oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzarayı gördü. Cafer'e kesilen iki koluna karşılık cennette iki kanat verildi buyurdular. Onun için Cafer-i Tayyar, uçan kuş, cennette uçan kuş anlamına. Evet, bu nüceba Ali, Hasan, Hüseyin, Cafer ve Hamza. Uhud'da şehit düşen Hamza Hazretleri, Seyyid-i Şüheda. Şehitlerin efendisi ve Ebu Bekir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetişkin erkeklerden ilk iman eden adam, ilk insan iman eden Hazreti Hatice'dir. Kadınlardan yetişkin erkeklerden ilk iman eden Ebu Bekir Sıddık'tır. Çocuklardan ilk iman eden de Hazreti Ali'dir. Peygamberimizin Sevr mağarasında arkadaşıdır. Hicret arkadaşıdır. Sıddık onun künyesidir. Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Ömer. Ömer da 40. Müslümandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım iki Ömer'den birisiyle İslam'ı kuvvetlendir, aziz eyle buyurmuş. Ebu Cehil'in bir adı da Ömer'dir. Ebu Cehil diye bilinir ama adı Ömer'di. Öteki Ömer de Ömer. Bunlar ikisi de Kureyş'te sözü dinlenir, hatırlı kişiler, nüfuzlu kişiler, çevresi olan kişiler. Nasip Ömer'e. Bu duanın şeysi Ömer'e rastladı. Ömer, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye giderken Ebu Cehil'in tahrikiyle durmadan Müslümanlık ilerliyor.
1, 2, 2, 3, 4, 5 durmadan ilerliyor. Her engellemeye rağmen Ebu Cehil diyor ki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ortadan kaldırmadan bu işin önü alınmayacak. Bunu da kimse yapamaz çünkü Peygamberimizin sülalesi kalabalık. Araplarda da kabile örfü var, kan davası var. Korkuyor. Bunu yapsa yapsa diyor Ömer yapar. Ondan sonra da Ömer'i işte tahrik ediyor. Ömer izzetine düşkün bir adam. Peygamberimize karşı onu kışkırtıyor ve diyor sen ondan korkuyormuşsun, ondan sakınıyormuşsun, saklanıyormuşsun filan diye. O da kim diyor, kim korkacak? Kılıcını aldığı gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının toplandığı bugün Safa Tepesi'nin arkasında olan yere, onun evine doğru giderken sahabeden, Müslümanlardan bir kişi de oradan geliyormuş. Hazreti Ömer'in bakmış ki gözlerinde çakmak çakıyor, şimşekler çakıyor. Pür hiddet, öfkeli, gazup, silkine silkine gidiyor. Anlamış Peygamberimizi katletmeye gittiğini ve Ömer'e demiş ki sen demiş onu bırak demiş kardeşinle uğraş. Hazreti Ömer'in kız kardeşi de Müslüman olmuş. Öyle deyince Ömer'in kan beynine sıçrıyor ve ne o da mı Müslüman oldu? Kendi sülalesinden kimse Müslüman olsun istemiyor tabii. Deyince Peygamberimizi bırakıyor. Onun da hedefi zaten oydu. Hedef saptırmaktı. Doğru kız kardeşinin evine geliyor ve kapıyı açmıyorlar. Taha suresi yeni inmiş. Muallim tutmuşlar. Kocasıyla Taha suresini öğreniyorlar. Onu duyuyor Hazreti Ömer. Kapıyı açmıyorlar. Açmayınca bir tekmeyle kapıyı kırıyor ve içeri giriyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve inanmış olan kız kardeşini bir tokatla yere yuvarlıyor. Ağzından burnundan kan fışkırıyor kardeşinin, kız kardeşinin. O vaziyetteyken diyor ki ağabey bin canım olsa ve böyle onların her birini alsan vallahi ben gene Müslümanım, gene Müslümanım, yine Müslümanım. Ömer diyor ki Allah Allah, insanın en tatlı şeyi canıdır. Şimdi bu bir tane daha vursan öbür tarafa yollayacağım ben bunu. Bunu biliyor. Ama şu haldeyken bile bin canım olsa gene Müslümanım diyor. Ne menem şey ya bu diyor acaba diyor. Bu kadar candan da aziz, candan da kıymetli. Şu diyor okuduğunuz Kur'an'ı verin bakayım diyor. Ne olduğunu oradan öğrenecek. Evet. Kız kardeşi diyor ki sen diyor pissin, müşriksin. Gir diyor yıkan, ondan sonra gel. Evet. Şimdi burada çok önemli şeyler var. İnsan öfkelendiği zaman öfkeyle kafası çalışmaz. İstenilen hedefe ulaşamaz. Kafası, aklı çalışmaz. Kız kardeşi ne kadar zeki. Evvela o çok öfkeli. Kur'an okusa da ondan bir fayda göremeyecek. Yıkandırıyor onu. Tabii Kur'an'a zaten pis el süremez. La yemessuhu illel mutahharun. Temiz olmayanlar Kur'an'a el süremez. Ayet-i Celle var. O da müşrik hakikaten pis. Evvela onu yıkandırmak suretiyle öfkesini dağıtıyor. İnsan yıkanınca sinirleri gevşer, öfkesi kalmaz. Onun için Peygamberimiz öfkeliyken diyor iş yapmayın. Öfkeliyseniz, ayaktaysanız oturun. Oturduysanız yatın. Yatar vaziyette öfkeliyseniz kalkın. Duruyorsanız yürüyün. Yürüyorsanız durun. Yani pozisyon değiştirin. Gene öfkenizi dağıtamazsanız abdest alın. Gene dağıtamazsanız gusledin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu öfkeyi dağıtan şeylerdir. Ömer'in öfkesi gidiyor tabii. Ayrıca temizleniyor. Veriyorlar. Ömer dahi bir adam. Son derece zeki bir adam. Okudukça duruyor. Okudukça duruyor. Düşünüyor artık. Okudukça duruyor. Diyor ki beni de götürün diyor.
Ve böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Erkam'ın evine götürüyorlar. Safa Tepesi'nin arkasında. Darul Erkam. Müslümanlar oradadır. Hazreti Hamza da vardır. Ömer bu. Şakası yok. Korkuyorlar Peygamber'e bir şey geleceğinden. Hamza diyor ki hiç korkmayın ben varım diyor. Kapıya mevzileniyor, kapının yanına. Peygamberimiz buyuruyor ki bırakın gelsin diyor. Peygamberimiz ileriyi gören bir insan. Artık Ömer'in Müslüman olmaya geldiğini biliyor. Bırakın gelsin diyor. Gelir gelmez de beline elini atıyor. Ne zamana kadar ya Ömer deyince Hazreti Ömer dizlerindeki bağı çözülüyor, diz çöküyor. Eşhedü enneke Rasulullah ve eşhedü ennallah vahid. Şehadet kelimesini getiriyor. Müslüman oluyor. Ondan sonra diyor ki neden gizli yapıyoruz? Neden burada gizleniyoruz? Çıkalım diyor Kabe'ye. Evet. 40. Müslüman. Müslümanları sıraya koyuyor Peygamberimiz. Evet. Ömer de o Müslümanların arasındadır. Kabe'ye yollanıyorlar. Herkes diyor ki Ömer'i görüyor musun? Hepsini doldurdu geldi. İşlerini bitireceğiz. Ebu Cehil çok zeki adam. Hayır diyor iş yanlış. Ömer'i de kaptırdık diyor. Karşıdan anlıyor yani. Yaklaşınca Ömer diyor ki çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa, karısını dul bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma diyor. Ben de Müslümanım. Evet. Ömer'le beraber İslam izzet buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası yerini buldu. Artık ondan sonra gizlemediler. Ömer'ül Faruk. Hakkı, batılı, kılıcın keskinliğiyle ayıran adam. Faruk. Evet, Ömer. Peygamberimizin verilen nücibadandır. Evet. Ebu Bekir ve Ömer seyyida kuhulü ehlil cennet. Hazreti Enes'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer cennetin olgun, yetişmiş erkeklerinin efendileridir. Bir sabilik dönemi var. Bir mümeyyizlik dönemi var insan hayatının. Bir gençlik dönemi var. Bir olgunluk dönemi var. Evet. Gençlerin efendisi Hasan ve Hüseyin. Şehitlerin efendisi Hamza. Yetişkin erkeklerin ki 33 yaşına kadar gençlik sürer. Ondan sonra olgunluk devri, kühulet devri başlar. Onların efendisi de Ebu Bekir ve Ömer'dir buyuruyor. Minel evvelin vel ahirin. Adem'den kıyamete kadar cennetlik olan müminlerin cennetliklerinin olgun erkeklerinin efendileridir. İllen nebiyyin vel murselin. Peygamberler hariç. Peygamberler ayrı. Onların kaidi rekbul enbiya, peygamberlerin, rasullerin kumandanı, efendisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa. Evet. Ve Mus'ab bin Umeyr. Mus'ab bin Umeyr. Sahabenin ileri gelenlerinden zengin çocuğu. Kebap yemiş, kaymak yemiş, büyümüş. Tahsil görmüş. İpek yorganlarda yatmış. Kuş tüyünden yataklarda yatmış. Öyle bir zengin çocuğu Mus'ab bin Umeyr. Kültürlü, tahsilli, bilgili. Müslüman olmuş. Sahabenin ileri gelenlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden evvel bugün Mina'da Akabe denilen yerde Peygamberimiz iki defa Medinelilerle buluşmuş. Medine'den bir heyet gelmiş, onlara Müslüman olmuşlar, dönmüşler. İkinci bir heyet gelmiş onlarla. İşte o Akabe. Akabe'de Müslüman olan şeylere, Medinelilere muallim göndermiş Medine'ye. Kimse yok Medine'de. Geliri, melliri yok. Giydiği elbiseyle gitmiş. Günlerce aç kalmış.
ve çok zorluklar içerisinde Kur'an öğretmiş, İslam'ı öğretmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muallimidir ve Medine'de de ilk cuma namazı kılan adamdır. Toplayan adamdır cuma namazı için Müslümanları. Ama devlet reisi olarak ilk cuma kılan, bugün Kuba Mescidi'nden Mescid-i Nebevi'ye gelirken sağda cuma mescidi vardır. Orada Peygamberimiz kılmıştır. Yani buradan şu anlaşılıyor, Darul Harp, o zaman Medine'de Müslümanlık yok. Hakimiyet müşriklerde. Demek ki Darul Harp'te de, kafir memleketinde de Müslümanlar birleşerek cuma namazı kılabilir. Ona delildir bu. Hem Mus'ab bin Umeyr hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cuma namazı kıldırması. Evet. Ve Bilal. Bu Mus'ab bin Umeyr hakkında bir daha ilave edelim. Bu zengin İpek yorgunlarda büyüyen, kaymak yiyen Mus'ab bin Umeyr Bedir'de şehit düşmüş, Uhud'da şehit düşmüş. Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit, Hazreti Hamza'nın yanında. Evet, şehit olduğu zaman üstündeki elbise lime lime. Şehitler öldüğü elbiseyle gömülür ama cenaze namazı kılınır. İnsanın üstü açıkken cenaze namazı kılınmaz. Örtmek lazım avret mahallini. Avret mahallini örtecek elbise bulamamışlar. O zaman demiş, sen demiş, ipek yorganlarda büyüdün, yağ, kamek, kaymak yedin ey Mus'ab. Ama şimdi halin bu, vallahi bu halin ondan çok iyi diye onu övmüş. O Mus'ab bin Umeyr ve Bilal, Bilal Habeşi bir köleyken Hazreti Ömer satın almış ve müezzinlerin piri, Bilal Habeşi cennette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle söylüyor. Semiyutu deffe na'leyke beyne yedey fil cenne. Miraç'ta bana cenneti gezdirdiler, cehennemi gösterdiler. Cenneti gezerken bir muazzam köşk gördüm. Bu köşkün içinden nalin ayakkabı sesleri duydum. Kim yahu bu? Bu muhteşem köşkte gezinen adam kim dedim Cebrail'e? Senin arkadaşın Bilal dedi. Evet, Bilal öyle. Cennette muazzam köşkü olan bir zat. Ve Selman, İranlı asıllı, bey çocuğu, hükümdar çocuğu, babası onu yerine hükümdar yapmaya hazırlarken tahsil, iyi tahsil görsün diye Hristiyan olmuş. Hristiyanlıktan sonra onu gene tahsil ederken Müslümanlıktan da söz edilmiş, ondan da haber verilmiş, Müslümanlığı araştırmış ve onu da bırakmış, Müslüman olmuş bir kahraman, İranlı asıllı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e o kadar yakınlaşmış ki manen Selman bendendir, Ehl-i Beytim'dendir buyuruyor. O kadar Efendimiz'e sokulmuş bir mübarek insan Selman Farisi. Evet, Ammar bin Yasir. Evet, Ammar ilk Müslümanlardan, babası Yasir ilk Müslümanlardan, annesi babası develere ayakları bağlanmış, kamçılanmış, canlıyken develer yürüyünce bacaklarından ayırmak suretiyle, işkence ile şehit edilmişler. Ammar bu manzarayı görünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında müşriklerin istediği lafları etmiş, salıvermişler. Bu manzarayı görenler koşmuşlar Peygamberimize. Ammar dininden döndü. Hayır, dönmedi. Ammar bizdendir. Biz ondanız. Derken Ammar ağlayarak gelmiş. Ya Resulallah, mahvoldum. Hayır, mahvolmadın. Annen baban azimeti yaptılar. Kahramanlığı seçtiler. Rütbe aldılar. Sen ruhsatı seçtin. Bir insanın kalbi Allah'a inanıp dururken ağzından kalbine uymayan hayati tehlike sebebiyle
laflar çıksa imanı gitmez. Evet, Ammar buna delildir. Hayati tehlike varsa, insan kalbi inanıp dururken o tehlikeyi atlatmak için böyle laflar edebilir. Bu Ammar, evet, bunun hakkında son Hazreti Ali tarafında Ammar, tabii biliyorsunuz Hazreti Ali ile Emeviler de savaştılar. Hazreti Ali tarafındayken 90 yaşlarında şehit olmuş savaşta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: "Vah Ammar, vah! Seni azgın bir kavim öldürecek." Bu hadis sebebiyle Ali Emevi davasında Emevilerin haksız olduğu Peygamberimiz hadisiyle ifade edilmiş oluyor. Ve Abdullah İbni Mes'ud, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok bilgin sahabileri var. Bunların çoğu Abdullah, bunları Abadile deniyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de kaynağı Abdullah İbni Mes'ud'dur. Bu kara guru, ince, zayıf bir adammış. İlk Müslümanlardan Kâbe-i Muazzama'ya sırtını dayamış, Kur'an okuyormuş. Kur'an okurken o Kur'an'ın güzelliği, edebi güzelliği, Araplar edebiyatta çok ileri. Yazmayı bilmiyorlar ama şifahen çok güzel şiir söylüyorlar. Hidabetleri var. Onun için Kur'an'ın kulaklarına gelen o hidabetteki üstünlüğü, edebi belagat üstünlüğü Arapları cezbediyor. Sırtını Kabe'ye dayamış, Kur'an okurken kalabalığı görmüş, Ebu Cehil koşmuş, bir bakmış ki bu Abdullah Mesud kuru diri, böyle zayıf bir adam. Kur'an okuyor, karga demiş, bunları da mı sapıyorsun? Evet, o hiç istibini bozmamış. Sadakallahu lazım demiş. Belini Kabe'ye dayamış. Yay gibi gerilmiş. Ebu Cehil'in tam aletlerine bir tekme atmış. Onu yuvarlamış orada ve oradan sıvışmış. Ama tabii Ebu Cehil bunu bırakır mı? Daha sonra onu yakalamış, takonya ile kafasını yarmış, dövmüş. Bedir Harbi'nde Ebu Cehil, iki sahabi genç tarafından yere yıkılmış, öldü zannetmişler, gitmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu takonya olayını biliyor. Ebu Cehil hakkında kim haber getirecek bize buyurmuş. Abdülhamid ben demiş getireceğim. Ufacık tefecik bir adam. Gitmiş hırlayıp duruyor. Hırlayıp duruyor, ölmemiş daha. Koca kofalı, iri cüsseli, uzun boylu bir herif. Cehennem kütüğü. Kafasının üstüne ayağını koymuş. Ne haber demiş. Ne haber? Söyle efendine demiş. Eskiden bir düşmansam şimdi bin düşmanım deyince kılıcınla kafasını uçurmuş. Peygamber'e kafasını getirecek. Kellesini. Fakat kendisi ufacık tefecik bir adam. Ebu Cehil'in kafası teneke kadar kocaman. Taşıyamamış. Kucağına alamamış. Sakalından sürüye sürüye getirmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna işte demiş Ebu Cehil. Peygamberimiz öyle memnun olmuş ki ağızlarının o kadar hoşuna gitmiş, tebessüm etmiş. Ağzı dudaklar şey kulaklarına vardı diyor kitaplarda. O kadar memnun olmuş. Takonya hadisesi demiş. O yerini buldu. Bu Abdullah Mesud da böyle bir kahraman. Bir keresinde Resulullah'la beraber Efendimiz kıra gidiyordu. Kırlara gitmek iyidir, sünnettir. Çocuklarınız cumartesi pazar bilgisayarla şunla bunla oynuyorlar. Güneş yüzü görmüyorlar, sağlıklarını kaybediyorlar. Çocuklarınızı alınız, çocuklarınızla beraber kırlara bayırlara götürünüz. Orada oynayınız, koşunuz. Sağlıklarına kavuşsunlar, hem de o aletten kurtulsunlar. Peygamberimiz böyle kıra gitmişler. O heyetin içinde Ebu Abdullah Mesud da var. Bir hurmalıkta dinlenmişler.
Abdurrahim Mesud hurma ağacı dalsızdır, budaksızdır. Tepesinde şemsiye gibi yaprakları vardır. Abdurrahim Mesud kimse çıkamadığı hurma ağacına tırmanmış, incecik, kilosuz bir adam. Tırmanmış, çıkmış. Yerdeki sahabi demişler ki, adama bak, bacakları çocuk bileği gibi, erkek olsan ne yazar demişler. Onunla şakalaşmışlar, eğlenmişler. Efendimiz buyurmuş ki, o ince guru bacaklı herifin öyle bir kafası var ki, hepimizin kafasından üstün demiş. Öyle bir zeki adam, Abdullah Mesud. Evet. İnnel cennete teştâku ilâ selâse. Ali ve Ammar ve Selman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, cennet üç kişi özlemiştir. Dört gözle yollarını gözler. Ali, Ammar ve Selman. Evet. Ölüm ona gelince, evet, Peygamberimiz şöyle buyurmuş, ölüm yaklaşınca, İltemisü ilme inde arba'ah. Evet, dört kişiden ilim alınız. Uveymir Ebi Ebüdderda, Ebüdderda'nın Ömerciği, Selman, Abdullah Mesud ve Abdullah İbni Selam. Bunların alim olduğunu, ilmi bunlardan öğrendiğini söylemiş. İmam-ı Azam da bunu kendine delil addeder. Sahabilerden bunun hadislerini alır. Vel miktat, Nücüba'dan birisi de miktattır. Ve Huzeyfe dübnül Yemen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı Huzeyfe. Evet, Alkama Şam'a gitmiş. Mescide camiye girince dua etmiş. Allahümme yessirli celisen salihan. Allah'ım demiş, şu camide bana salih bir oturma arkadaşı ver. Yan yana oturalım salih bir kişiyle. Gitmiş, hiç tanımadı, kimseyi tanımıyor. Gitmiş, bir adamın yanına oturmuş. Diyor ki, oturduğu adam bilahire Ebüdderda'ymış. Ebüdderda. Evet, Peygamberimizin de bu hadisinde geçiyor Ebüdderda. Nüceba'dan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediklerinden Ebüdderda demiş ki, sen kimsin? Mimmen ente? Ben demiş, Küfeliyim. Sizin aranızda şu peygamberin sırdaşı yok mu? Huzeyfe ibn-i Yemani. Evet. Evet demiş, var. Peygamberin sırdaşıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların namazını kılardı. Münafıkların reisi Abdullah ibn Selül'ün de oğlu rica ettiği için cenaze namazını kıldı. Fakat Allah'tan ihtar aldı. Bir daha dedi, kılma dedi. Onların cenazesini asla kılma dedi. Şimdi Hazreti Ömer'e söylemiyor kim münafık, kim değil. Ama Huzeyfe biliyor. Peygamber ona söylemiş, sırdaşı, kim münafık, kim değil. Evet, şimdi tabii buradan şunu çıkaracağız. Zahiren şehadet kelimesi getiren, namaz kılan adam, bayram namazı kılsa, cuma namazı kılsa, biz ona kafir diyemeyiz. Müslüman gözüyle göreceğiz. Müslüman gözüyle bakmak zorundayız. Kafir diyemeyiz. Hatalarını düzeltmeye çalışırız. Peygamberin bu uygulamasında bu var. Kimseye de söylemiyor onları. Cenab-ı Hak kılma diyor. Onlarla bir daha kılma diyor. Cenazemi kılma, ona söylüyor. Evet, bu Huzeyfe tabii sırdaşı biliyor peygamberin. Hazreti Ömer de çok akıllı adam. Efendimizin irtihalinden sonra Huzeyfe bir adamın cenazesine giderse o da gidermiş. Huzeyfe bahane uydurup çarşıya pazara giderse o adam münafık gitmezmiş. Onun cenazeye katılıp katılmadığına bakarmış. Huzeyfetül Yemen böyle. Hendek Harbi'nde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
düşman ordusunun sırlarını öğrenmek için gönderdiği casusudur. Gidin demiş, kaç askeri var, kaç yiyecekleri var, kaç develer var, silahları var, öğrenin gelin. Onu göndermiş. Ama öyle bir gönderme basit bir olay değil. Mevsim kıştır. O sene Medine'nin ekinleri kurumuştur. Kurak geçmiştir. Açlık vardır. Bir haftadır sahabe bir şey yememiştir. Karında lokma yoktur. Giyecekleri elbise yoktur. Gece soğuktur. Kim demiş gidecek, haber getirecek düşmandan? Kimse cevap vermemiş. Ondan sonra Huzeyfe demiş, bağırmış peygamber, cevap yok. Bir daha Huzeyfe demiş, cevap yok. Bir daha Huzeyfe demiş, cevap yok. Bir bakmış Huzeyfe peygamberin ayağının dibinde oturuyor. Neden demiş, cevap vermiyorum. Seni çağırıyorum. Vallahi ya Resulallah, bir haftadır lokma girmedi demiş buradan aşağıya. Açlıktan ayakta duramıyorum. İki, soğuk. Sırtımda ceket yok, giyecek bir şeyim yok. Üşüyorum. Senin vereceğin görev çok önemli. Yerini getiremem diye korkuyorum. Kalk demiş. Püf demiş ona. Diyor ki Huzeyfe, vallahi diyor yaz geldi diyor. Isındım diyor. Hasidik gitti diyor. Ondan sonra da yolla gidiyorum diyor. Göreve. Bu görev komutandan öğrenilir. Sırları ancak bu verdiğin şeyleri komutandan öğrenebilirim. Ona yaklaşmak için çok zor. Demiş ya Resulallah, görevimi yerine getirmek için senin aleyhinde konuşmak zorunda kalabilirim. Konuş demiş. Konuş. Ama demiş elini hançere atma demiş. Devam. Giderken saklanır gibi yapmış. Tabii düşman şeyleri, gözcüleri yakalamışlar. Hemen ensesinden yakalamışlar. Biz seni demişler akıllı bir adam biliyorduk. Sen ne kepaz adammışsın, aptal adammışsın. Düştün Muhammed'in peşine. O da demiş sormayın arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Öyle bir adamın peşine düştük, perişan olduk, aç kaldık, susuz kaldık. Rezil olduk. Ah demişler gel bakalım. Sen bizim zaten eskiden saygın bir kimse arkadaşımsın. Götürmüşler Ebu Süfyan kumandan o zaman Müslüman olmamış. Tam dibine oturtturmuşlar. O da şu kadar atımız var, şu kadar devemiz var, şu kadar sığırımız, koyunumuz var, şu kadar erzakımız var, şu kadar silahımız var, şu kadar askerimiz var. Biz bir sene burada bekleriz. Ama Muhammed ve arkadaşlar aç biliyoruz. Açlıktan ölecekler. Sonra da ben gideceğim elimle kafasını keseceğim deyince hemen elini sakladığı hançerine uzatırken Huzeyfe elini hançere atma sözünü bir daha duymuş. Çekmiş. Tabii elini hançere atsaydı belki Ebu Süfyan'ı öldürecekti ama paramparça ederler diyor. Hedefe ulaşılmayacaktı. Çekmiş. Tabii onlar bu konuşmalardan sonra zafer garanti diye şarapları içmişler. Hepsi zil zurna sarhoş olmuşlar. Onlar sızdıktan sonra o da usulce, ayık tek adam o. Usulce gelmiş peygambere raporu vermiş. Öyle bir adam bu Huzeyfe. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seçkin nücebası, rüfekası, rukabası. 14 kişi bunlar. Evet, Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim aile eylesin. Bu hadis-i şerifi okuduğum hadis-i şerif Tirmizi, Tabarani, Hakim Müstetekin'de, Buhari Müslim şartlarını taşıyan hadiste toplanan Hakim Müstetekin'de Hazreti Ali'den nakletmiştir. Hadisi destekleyen birçok hadis vardır. İnne li kulli ümmetin fitne. Bütün milletlerin bir imtihan sebebi vardır. Fitne imtihan sebebi de demek. Deneme şeyleri vardır, olayları vardır. Evet. Ve inne fitnete ümmetil mal. Benim ümmetimin yani
Müslümanların, bana inananların imtihan sebebi maldır. Zenginliktir. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, insan zengin oldu mu, yürüyüşü değişir, konuşması değişir, huyu değişir, çevresi değişir. Van'dan gelmiştir hamal olarak, burada yürü kulum demiştir Allah, zengin olmuştur. Anasını beğenmez, konuşmasını bilmiyor, yemesini bilmiyor, giymesini bilmiyor. Sümüklü bir oğlandın zaten. İşte böyle, zenginlik insanı bu hale getirir. İmtihan sebebidir. Daha ileri gider, dini, dimanı, imanı inkar eder. Karun buna örnektir. Muazzam zenginmiş Karun, Musa aleyhisselam akrabası. Ama dinsiz, Allah'ı inkar ediyor. Çok da zengin derlermiş. Karun, Allah şükret ya. En zengin adam yaptı sen Allah'ı. Ne Allah ya? Bunu çalıştırdım, kazandım. Şimdi öyle diyorlar ya. Kardeşim bırak senanlar masalları. Kafanı çalıştır, zengin al. Öyle diyenler var. Halbuki zenginliği Allah verir. İmtihan sebebidir. Evet, ümmetimin imtihan sebebi de maldır. Kur'an-ı Kerim'de bu açıkça beyan edilir. Enfal suresi 28. ayetinde. İnnemâ envâlüküm ve evlâdüküm fitne. Mallarınız, çocuklarınız size imtihandır. Kimisi oğlundan dolayı kaybeder, kimisi malından dolayı imtihanı kaybeder. Oğlu yetişkindir, ya gençlikte olur bu iş ya, boş ver. İstediği kızla dolaşsın der, istediği hayatı sürsün der. Halbuki babanın, ananın çocuklarını terbiye etmesi boynunun borcudur, farzdır. Bir şey yapar, hoş görür, kaybeder. Oğluna sevgisi, peygamber sevgisinden önde gelir, sınıfı geçemez. Evet, imtihanı kaybeder. Onun yaptıklarına göz yumar, imtihanı kaybeder. Fitne dediği imtihan sebebidir. Evet, mal böyle, imtihan sebebidir. Şükrünü eda edeceksin, helaldan kazanacaksın, israf etmeyeceksin. Bana ne ya? Ben bunu haramdan kazanmadım. Kimseye zararım yok. İstediğim gibi harcarım. İstediğin gibi harcayamazsın. Allah'ın emrettiği şekilde israf etmeyeceksin. Bugün İstanbul'un israfıyla Sudan milleti doyarmış. Rakamla sabit. Evet. Allah Celle Celaluhu le'in şekertüm de ezidenneküm. Allah'ın nimetlerini yerinde kullanırsanız, israf etmezseniz, horlamazsanız vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Ayet bu. Allah'ın nimetini çöpe atmak, horlamaktır. Kadir kıymetini bilmemektir. Bir harcayacakken beş harcamak, iki harcamak israftır. Nimeti horlamaktır. Nimete değer vermemektir. Bu ayete göre nimetin değerini bilmeyenden Allah nimeti geri alır. Geri alır. Bugün eğer elimizdeki nimetleri Allah geri almıyorsa, masum çocukların, o sizin dalga geçtiğiniz saf insanlar var ya, masum insanlardır onlar. Akıl yok, sorumluluk yok. Veya çok aciz durumda olanlar var, belli bir küre ihtiyarlar. Veya kırlarda otlayan masum hayvanlar. Onlar sayesinde. Yoksa İstanbul'un çöpü Sudan milletini doyururmuş. Rakam böyle söylüyor. Çok yanlış. Çok yanlış. Nimeti israf etmeyeceksiniz. Cimrilik yasak. Ama israf da yasak. Yerinde harcayacaksınız. Lüzumsuz harcama yapmayacaksınız. Evet, mal imtihandır. Ya azdırır ya böyle cimri yapar. Zekatı, hayrı vermeyi önler. Çoğaldıkça tatlanırmış mal. İmtihanı kaybeder herif. Ya da huyu değişir. Dini konularda gevşer. İmtihan sebebi maldır. Yani Müslümanlar zengin olacak diyor Allah. Allah'ın Resulü. Ümmetim fakirlikten kurtulacak.
Dua ettim, bunu bana verdi. Ama bir duama Allah cevap vermedi. Ümmetime birlik ver dedim, cevap gelmedi diyor. Onun için Müslüman memleketler biri bu tarafa asılıyor, biri bu tarafa asılıyor. Hepsi birleşseler, dünyanın petrolü Müslümanlarda. Her şeyin başı petrol. Vermiyoruz deseler nasıl dünya dize gelecek? Ama o ona düşman, o ona düşman. Ona cevap gelmedi diyor. İmtihan dünyası tabii. Evet, kıyamet nasıl? Evet. Maldır diyor. Yani maldan korkmasınlar. Sonra gelecek ya. Allah rızıkları taksim etti. Nahnu kasamna beynehum maişetehum. Ezel de taksim edilmiş. Sen çalış, gelecek. Hırslı olmaya, Allah'ı unutmaya hiç gerek yok. Sen çalış, Allah sana ezelde takdir ettiğini verecek. Kur'an'a inanan adamız. Bu mutlaka yerini bulacak. Ama biz mal diye namazı bırakıyoruz, orucu bırakıyoruz, hacca gitmiyoruz, zekatı vermiyoruz. Enayi mi besleyeceğim ben ya diyoruz. Allah korusun. İşte böyle imtihanı kaybediyoruz. Evet, ümmeti Muhammed'in imtihan sebebi maldır. Zengin olacaklar, imtihan sebebidir. Çoğu kaybedecek. Çoğu kaybedecek bu imtihanı. Bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Tirmizi. Evet, Hakim Müstedrek'inde Tabarani Ka'b bin İyaz'dan naklediyor. Bu Eş'aridir, sahabidir, Şam'da yaşamıştır. Allah ondan razı olsun. İnne li külli ümmetin rahbaniye. Her ümmetin bir ruhbanlığı vardır. Ruhbanlık, rahiplik demek. Rahipler ne yapıyor? Evlenmiyorlar. Dağ kovuklarında inzivaya çekiliyorlar. Kebap yemiyorlar. Öyle kendilerini ibadete verdik diye ömürlerini tüketiyorlar. Hristiyanlar da makbul. Aha, Trabzon'a git, Sumale'yi gör. Dağın tepesine çıkmış kayanın kovuğuna. Orada ömrünü geçirmiş. Başka yerlerde de var. Başka yerlerde de var. Her yerde örnekleri çok. Ümmetimin de ruhbanlığı vardır. Evet. Her ümmetin, her milletin bir ruhbanlığı vardır. Benim ümmetimin de ruhbanlığı vardır. Ve ruhbaniyetü hazil ümme. Benim ümmetimin ruhbanlığı dünyayı unutması, karıdan, kızdan, kebaptan, konforlu arabalardan, elbiselerden, evlerden uzak kalması. Ümmetimin el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihattır. Askerlik oldu mu, namusu korumak için, vatanı korumak için, dini namusu korumak için, ya ben tam işleri düzene koydum, para kazanacağım sırada, askerlik niye? Ya daha yeni evlendim, güzel karım var, askerlik niye? Güzel çocuklarım var, onları terbiye edeceğim, yetiştireceğim, meslek sahibi, niye askerlik? Yok. Evet. Umumi seferberlik ilan edildi mi? Müslümanların devleti ülül emr. Umumi seferberlik ilan etti mi? Genç ihtiyar. Herkes, zengin fakir. Herkes askere gitmekle yükümlüdür, farzdır. Genel seferberlik de böyledir. Başka zaman bir grubu şimdi olduğu gibi bir grubu gençleri götürür, ülkenin namusunu korumak için savunmasını onlarla sağlar, ötekilerden böyle bu farz düşer. Ama genel seferberlik ilan edildi mi, kimse bunun dışında kalamaz. Herkesi, Müslümanların devleti zorla askere götürür. Zaten Allah'ın emridir. O zaman karı kız düşünülmez, mal mülk düşünülmez, ruhbanlık dediği o işte. Dünya unutulur, sadece Allah yolunda savaşılır. Her şeyden fedakarlık yapılır. Ümmetimin ruhbanlığı budur diyor. Beyhaki Hazreti Enes'ten
Ahmed İbni Hanbel keza bu hadisi nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. İnne li külli ümmetin siyaha. Her milletin, ümmetin bir yolculuğu vardır. Seyahati vardır. Yani bulunduğu memleketi terk eder, başka yere gider. Vatanını terk eder, başka yere gider. Bu her millette vardır. Ve inne seyahati ümmeti el cihadu fi sebilillah. Benim ümmetimin seyahati da Allah yolunda cihattır. Vatanından, doğduğun yerden çıkarsın. Evet, başka yerlere gidersin, savaşırsın, her şeyi unutursun. Bu benim ümmetimin seyahatidir. Evet, bir de ve rahbaniyeti ümmeti ribat. Benim ümmetimin ruhbanlığı vardır. O da fi nuhuril aduv, düşmanın böğründe gözcülük etmektir. Nöbet tutmaktır. Cihattır hadisinin tamamlayıcısı. Evet, nuhur şuraya denir. Şu gırtlağın altına, o boş çukura. Deve buradan kesilir. Diğer hayvanlar gırtlaktan kesilir. Nuhur, ülkenin, İslam ülkesinin düşmana olan yanı demektir. Oradan askerlik yapan çok sevaba girer. Orada oturanlar da ilk tehlikeye maruz kalacakları için çok sevap alırlar. Sen bir namaz kılasın diyelim mesela 27 kat camide. O bir namaz kılar 400 kat fazla alır senden. Bir de camide kılarsa 400'de 27 çarpacaksın. Neden? Allah göstermesin. Biliyorsunuz Ruslar Edirne'den girdiler. Bu Çatalca'ya kadar geldiler. Çatalca'dan bu tarafa geçemediler. İlk düşmanı işgali kim gördü? Edirneliler gördü. Yani gerçi şimdi füzeler var, bombalar var falan ama yine bomba da atsa yine kim işgal ediyor? Askerle işgal ediyor. İlk işgali kim uğrayacak? Sınırdaki olan uğrayacak. Sınırda oturan Müslümanlar çok sevap alırlar. Tehlikede oldukları için. Tabii orada bekleyen asker de, sınırı bekleyen asker de çok sevap alır. Bire 400 alır. Namaz kılsa 400 kat sevap alır. Sınır boyunda askerlik yapan Mehmet, Mehmetçik. Onun için askerlik tabii nerede olsa olsun müminlerin namusunu, canını, malını koruma niyetiyle olduğu zaman aynen peygamber zamanındaki gibi sevaptır. Ama bir de sınır boyunda olursa düşmanla yüz yüze, şimdi Yunan sınırı, Bulgar sınırı, biz Yunan sınırında 14 sene hocalık yaptık. Tam Karaağaç'ta ders anlatırdık. Yunan bayrağı güzülürdü orada. Mehmetçik'le Yunan gavur askeri karşı karşıya kuleleri. Gaflet etse Yunan gavur geçer bu tarafa. Hiç uyumayacak. Nöbet tutacak. Orada 400 kat fazla alır. İşte o diyor ruhbanlıktır. Her şeyi unutacak. Memleketini düşünecek, namusu düşünecek, vatanını düşünecek, dinini düşünecek. Ümmetimin ruhbanlığı odur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sınır boyunda nöbet tutmayı ruhbanlık olarak her şeyi unutması gerektiği için nitelendiriyor. Tabarani Ebu Ümame el-Bahili'den bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İnne likulli ademiyyin hazzan minen nar. Her insan oğlunun cehennem ateşinden nasibi vardır. Cehennem ateşinden nasibi olmayan kimse yoktur. Olur mu hocam? Peygamber söylüyor, ne yapalım? Evet. Nasibem min nâri cehennem. Cehennem ateşinden nasibi vardır. Ne demek bu ya? Evet, dinle bakalım. Ve hazzul mü'min minhâ el humma. Müminin, mümin olanların
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin cehennem ateşinden nasibi hummadır. Ateşli hastalıktır. Ateşli hastalığa yakalandığı zaman o ateş tuhriku cildehu, hastanın cildini kavurur. Ve la tuhriku cevfuhu, içini kavurmaz. Ve yehazzu minha, işte bu cehennem ateşinden onun nasibidir. Güzel mümin dünyada hastalandığı zaman işte bu hastalandaki yanışı, ateşi cehennem ateşinden nasibidir. Bundan dolayı فَيْذَا ذَاقَ لَهَبَهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَذُوكُ لَهَبَ جَهَنَّمْ فِي الْآخِرَةِ. Güzel mümin dünyada hastalandı da ateşten kavruldu mu, cehennem ateşini görmez. Cehennem ateşini tatmaz. Onun için cennetliklerdeki dereceye göre bu sıkıntı artar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yüksek insan, cennette de en yüksek insan tabii. Onun için onun ateşi en yüksekti. Ateş hastalığında öyle ateşliydi ki Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anha validemiz. Islayıyordum, havluyu ıslıyordum suyla. Alnına koyar koymaz buharlaşıyordu. O kadar ateş. Islak havlu korkmaz buharlaşıyordu diyor. Biliyorsunuz buharlaşmak öyle haber ateşte olmaz. 90-100 dereceye varması lazım. Öyle ateşli, ateşli içindeyken ruhunu teslim etti. Rafik-i Ala diyerek Allah şefaatine nail eylesin. Mümin, güzel müminlerin cehennem ateşinden nasibi dünyadaki hastalıktaki yanmalarıdır. Onun için niye başıma Allah verdi bunu demeyesin. Görmüşsün, nimetmiş görüyorsun yani. Cehennem ateşi dünya ateşin 70 katı. Dünya ateşin en kuvvetlisi neyse onun 70 katı cehennem ateşi. Güzel müminlere cehennem ateşine dünyada tattırıyor. Hastalık ateşi o. Cehennem ateşi tattırmayacak. Onun için şikayet edip durma. Şükür de. Şükür de. Hamd et. Evet. Ve bu konuda ne diyor bak. Evet. Tükeffirü zünub. Bu hastalık ateşi günahları kefareti olur, örter. Fetemna'uhu min duhulin nar. Cehenneme girmeye engel olur. Bu hastalık ateşine şikayet etmeksizin rıza ile karşılayan mümin, güzel mümin cehenneme girmez. Suyuti diyor ki, ömrünün her gününe bir eser sığan alim bu, Suyuti. Öyle 10 senede, 20 senede, 30 senede bir kitap yazan değil. Her gün bir kitap düşüyor. Öyle velüt bir yazar. Allah ondan razı olsun. Allah onun günahlarını affeylesin. Diyor ki, hastalık ateşi tahuru min tahurun min ez-zunubi ve tezkiratun lil mu'mini min nar cehennem key yetube. Hastalık ateşi günahları temizleyen abdest gusül suyu gibidir. Ve de mümine cehennem ateşini hatırlatır, tevbe eder. Tevbe etmesi için cehennemi hatırlatan bir şeydir hastalık ateşi. Evet, bu dünyada müminin hastalanıp ateşe düşmesinin faydaları da vardır. Yani bu günahları affetmesi yanında bazı kötü şeyleri engel olur. Onları def eder. Evet, onları def eder. Bu hadis-i şerifi de Hazreti Hasan'dan nakletmişler. El-humma kiru min cehennem ve hiye nasibul mümin min nar. Humma ateş, yani hastalık ateşi cehennemden bir körüktür.
o müminin cehennem ateşinden nasibidir diye hadis-i şerif vardır. İnne li kulli nebiyyin ebin inne li kulli beni evet beni ebin asabe. Her baba evladının kök sülalesi vardır. Nesebi vardır. Nesebi ona ulaşır. Her baba evladının bir kök sülalesi vardır. Ona ulaşır. Evet. Ne diyor bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Baba tarafından akrabaya asabe derler. Mal taksiminde ona göre gruplar var. Evet. Efendimiz diyor ki baba evladının ve bu evladı insanların şeysi nesebi erkek evlattan devam eder. İlla vulde Fatıma. Evet. Fatıma'nınki böyle değil diyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesli Fatıma anamızdan devam etmiş. Fatıma evladı böyle değildir diyor. Fatıma sülalesi bana çeker diyor. Kızanma diyor. Benim sülalem ondan, neslim ondan devam eder. Diğerlerinde oğlandan devam eder. Fe ene veliyyuhum. Ben onun velisiyim. Ve ene asabatuhum. Ben onların, Fatıma'nın sülalesinin asabesiyim. Diğerlerinde erkek evlattan gelen asabe oluyordu. Benim asabem Fatıha'dan gelir. Ve hum idrati. Onlar benim evladımdır. Evladımın evladıdır. Evet. Kuliku min tıyneti. Fatıma'nın evladı sülalesi benim tıynetimden, hılkatimden, benim etimden, parçamdan yaratılmışlardır. Veylün lil mükezzibine bi fadlihim. Fatıma sülalesini yalanlayanlara yazıklar olsun. Onların faziletini inkar edenlere yazıklar olsun. Evet. Fatıma evladı, Peygamberimizin kök sülalesi, devam eden bu sülale ve hum şebabu ehlil cenne. Hasan Hüseyin cennet ehlinin gençleridir. Keyfe yünkeru fadluhum, nasıl onların faziletleri, üstünlükleri inkar edilebilir? Men ahabbahum ahabbahullah. Kim benim sülalemi severse Allah da onları sever. Ve men abgadahum abgadahullah. Kim onları buğz ederse Allah da onları buğz eder. Buhari hadisi. Fatımatu bid'atun minni. Femen ağdabeha ağdabani. Fatıma benim parçamdır. Kim onu kızdırırsa, ona gazap ederse beni gazaplandırmış olur. Bana gazap etmiş olur. Buradan Süheyli diyor ki evet. Hazreti Ali ve onun evladı, işte Fatıma anamızın evladı Hasan Hüseyinlere küfreden, söven kafir olur diyor. Süheyli böyle söylüyor. Çünkü peygamber kızdırmış olur. Ona gazap etmiş olur. Bazıları Hazreti Fatıma'yı Ebu Bekir ve Ömer'den de üstün tutmuşlardır. Peygamberin parçası olması hasabıyla bu konu tartışmalıdır. Çünkü güneşin üstüne doğduğu insanların en faziletlisi Ebu Bekir diye hadis var. Ama Süheyli böyle söylüyor. Evet. Şimdi tabii burada Ebu Leheb de Peygamberimizin öz amcasıdır. Onun sülalesindendir. Ama cehennem kütüğü olduğu sureyle tescillenmiştir. Hammâletat hatab. Odun taşıyıcı. Peygamberimizin yoluna diken atarlarmış. Deve ciğeri, işkembesi, pisliği atarlarmış üstüne. Geçerken sokaktan. Hammâletel hatab.
diken atarlarmış ayağına bassın da eziyet olsun diye. Tebbet yeda Ebi Leheb. Evet. Yuh olsun. Kur'an'da tescilli. Yani sırf kan bağı yetmiyor. Onu arz etmek istiyorum. İmanda, ahlakta Muhammed Mustafa'ya benzemek lazım. Tabi olmak lazım. İman olmayınca kan bağı yetmiyor. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu cehennemliktir Kur'an'a göre. Gemiyi yapmış, bindirmiş Müslümanları. 80 Müslüman var. Her havayandan bir çift almış. Yiyecek erzak almış. Oğluna demiş, oğlum gel demiş. La ilahe illallah dede sen de gel. Yok demiş. Boğulacaksın demiş. Su her tarafı sardı. Ben demiş dağların tepesine çıkarım, kurtulurum sudan. Derken bir dalga gelmiş, almış götürmüş. Kur'an'da var. Babadır. Nuh Aleyhisselam peygamberdir ama insandır. Baba da evladı parçasıdır. Evladını sevmeyen baba olur mu? Oğlum demiş. Oğlum ya Rabbi. Evet, Kur'an'da hemen ihtar var. Leyse min ehlik. O senin oğlun değil. Bir daha bilmediğin şeyle burnunu sokma ey Nuh. O sana inanmadı, Allah'a inanmadı. Oğlum deyip durma. Onun için dua da etme diye ihtar almış. Onun için kan bağı yetmez. Bunu özellikle söylüyorum. Bazı yerlerde bunu istismar ediyorlar. Adam alnı secdeye değmiyor. Herkes çarşıdan geçerken ayağa kalkıyor. Peygamber sülalesindenmiş diye. Peygamber'e benzemesi lazım. Ahlakta, gidişatta. Evet. Bunu da hazırdan çıkarmayalım. Ona göre dengeli olalım diye bunu arz ediyorum. Evet. Peygamber sülalesine sevgi, peygambere sevgi. O diyor benim bana bağlı olanlar, benim sülalem Nuh'un gebisi gibidir. Onların adetlerine, gidişatına benzeyenler gemide kurtulanlar gibi kurtulur. Demek ki peygamberin sülalesi ahlakta, imanda ondan ayrılmayacak. Kurtulmak için iman şart ya, ayrılmayacak. Bu kriter önemli. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Bu konularda bilgiler, esaslar, onları öğrenip ona göre her şeyde dengeli olmak lazım. Hadis-i şerifi Hakim Müstetek'inde İbn-i Asakir keza Cabir radıyallahu anh'dan nakletmiş ve de başka bunu destekleyen başka hadisler de var. Evet, şimdi son hadisi okuyorum. Bir daha bir hadis daha okuyacağım. İnne li kulli beytin baban. Her evin kapısı vardır. Evlere de kapılarından girilir. Kur'an'da ayet var. Ve tul buyute min ebwabiha. Evlere kapılardan giriniz. Ayet bu. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum. Hatta testenisu ve tusallimu ala ehliha. Başkasının evine ona haber vermeden girmeyiniz. Kapıyı çalınız diyor Allah. İstinas bu demektir. Eskiden evlerde çan vardı. Elektrik yoktu. Kapıyı giderken adam kapıyı çalmayı unutursa kapı çanı dokunduğu için çalardı. Evdekiler haberdar olurdu. Çünkü müminin evine habersiz girilmez. Evet, kimin evi olursa olsun habersiz girilmez. Haber vereceksiniz. Bu zil çalmak sünnettir. Allah'ın emridir. Adamın evinin içinde ışığı gördünüz, zili çaldınız. Adam kapıyı açmıyor. Durmadan çalıyorsunuz. Üçe kadar biz izin var. Zili çaldıktan sonra kapının yanına çekileceksiniz. Arkanızı döneceksiniz. Çünkü zili çaldıktan sonra adam çalmışsa karısı çıkar. Karısına karşı sele serpe çıkar. Her tarafı açık olabilir.
elin karısının açık yerlerini görmemek için yana çekileceksiniz, arkanızı döneceksiniz. Kocam diye böyle çıkabilir, tedbirsiz, siz bunu tedbir alacaksınız. Bir defa çaldıktan sonra bir daha çalacaksınız. Gene aynı yapacaksınız, duracaksınız. Bir daha çaldınız, adam ışığı yanıyor, açmıyor. Artık çalmayacaksınız. Adam misafir kabul etmek istemiyor. Durumu müsait değil. Israrla çalmanın anlamı yok. Bir de çalarken bir yangın var, bir öyle zil çalıyorsunuz. Bir de normal ziyarete gittiğiniz zaman zil çalıyorsunuz. Yangın zili başka olur değil mi? Öyle çalmayacaksınız. Felaket varmış gibi değil, normal bir haber verme. İstinas odur. Ondan sonra selam vereceksiniz, öyle gireceksiniz. Eve girerken kimse yoksa da selam vereceksiniz. Evde melekler var ve bütün müminler kastederek selam vereceksiniz. Her evin bir kapısı vardır. Ha, bu kapı deyince şu olay da aklıma geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ilahi adaleti yeryüzüne indiren adam diye biliniyor. Batı hukukçularınca da yeryüzünde ilahi adaleti uygulayan adam biliniyor Hazreti Ömer. Faruk ya, kırlı kırk yararcasına adalet uygulamış. Parlamenterizmi ilk uygulayan adamdır. Meclis, yargı, hükümet bunu uygulamış Hazreti Ömer. Seçildiği zaman İran'a ordunun başında savaşa katılmak istemiş. O zaman meclis, peygamberin mescidi, namaza gelenler, hayır demişler, gidemezsin. Evet, onlarla vedalaşınca hayır demişler, gidemezsin. Ömer şeytanın sokaktan kaçtığı adam. Ama önce Allah'ın emri, gidemezsin demişler. Ve o koca Ömer o cemaatin dediğini kabul etmiş. Meclis çünkü. Meclis bu çünkü. Evet, gitmemiş, başka kumandan Sa'd ibn Ebu Vakkas'ı göndermiş. İran Fatih Sa'd ibn Ebu Vakkas'tır. Evet, gümrük gülüğü o koymuş. Mukabele bilmisil, karşılıklı esasını o koymuş. Belediye teşkilatını o kurmuş. Adliye teşkilatını, askeri teşkilatı o kurmuş. Peygamber devamlı cihatla uğraşıyor ve Kur'an ayetleri, dini tamamlayan hükümleri geliyor peyderpey. Vefat edince kadar tamamlanmadı din. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında yalancı peygamberler türedi. Onlarla uğraştı. Ömer de işte bu hususları kökleştirmiş, yerleştirmiş. Tam bir devlet nizamı kurmuş. Bu Ömer güzel memurlar tayin ediyor. Tayin etmek yetmez. Aynı zamanda kontrol edeceksin. Sabaha kadar da uyumazmış. Ve görevlendirdiği memurlarını kontrol edermiş. Onun için Medine sokaklarında gezermiş. Bir gün gezerken derinden şarkı sesleri gelmiş. Evin birisinden, halifedir. Evin birisinden gece derinden sesler geliyor, şarkı sesleri. Biraz dikkat ediyor, kadın kahkahası da var. Ha, adam biliyor, anlaşılıyor ki içki içiyor adam. Şarap içiyor adam. Onun üzerine Ömer bu. Hemen gazaplanmış, adamın avlusundan atladığı gibi bahçeye girmiş ve kapıya dayanmış. Kapıyı da tekmelemiş, içeri girmiş. Adam hakikaten sofrayı kurmuş, içiyor. Karısı ile eğleniyor. Demiş, Allah'ın düşmanı, şimdi seni kim kurtaracak benim elimden? Evet, elinde de kılıç var. Ve Ömer söylüyor bunu. Adam diyor ki, Ömer diyor, yavaş ol. Ben diyor, bir suç işliyorum. Kabul. İçki haram. Ama ben bunu evimde işliyorum. Sen üç suç işledin diyor. Ne suç işledim diyor. Allah ve'tül büyübe min ebvâbihe
evlere kapılarından girin buyurdu. Sen avludan atladın girdin. Çünkü benim kapım kilitliydi, giremezdin orada diyor. Sen avludan atlamasan giremezdin. Avludan atladın girdin. Bu birinci suç. Allah başkalarının evine haber vermeden girmen dedi. Sen bana haber vermeden kapıyı tekmeledin girdin. Diğer suç. Ben evim içinde içiyorum. Penceremi kapatmışım, kapımı kapatmışım. Kimseye göstermiyorum. Sen kulak kesilmesen, casusluk yapmasan benim şeyimi duymazdın. Allah velâ tecessesû. Casusluk yapmayın buyurdu. Üçüncü suç. Deyince beni affedecek misin? Başlamış ağlamaya. Hakkını helal edecek misin? Özür dilerim. Elini öpeyim. İslam bu. Mümin bu. Kanun nazarında hemen kanunda Kur'an. Evet, Ömer celalli ama Allah'ın emirlerini yerine getirmek için celalli. Bir keresinde bir kız evleniyor. Çok güzel kız. Asil bir sülaleden. Talipli olan da nikah kıyılırken mehir vardır. Çok para istemiş, çok altın istemiş oğlandan. Ömer'e bunu söylemişler hemen. Çok zenginlik istemiş yani. Kadının hakkıdır. Hemen Ömer gitmiş. 40 ukyeden fazlasını yasaklıyorum demiş. Çünkü Peygamberimiz buyurdu ki, en hayırlı evlilik, mehri en kolay olandır. Evlenmeler kolaylaşsın diye çok para istemeyin diyor Peygamber. Ama bu bir tavsiyedir. Emir değildir. Kadının hakkıdır mehir. Ama evlenmeyi zorlaştırmamak da Peygamberin arzusudur, sünnetine uygundur. Onun için mehir çok istemeyin diyor Peygamberimiz, tavsiye. Buna binaen Ömer diyor, 40 ukyeden fazlasını yasaklıyorum diyor. Kıza bak sen, Müslüman böyle olur. Dinin hükümlerini tam bilen bir Müslüman kız. Evet. Diyor ki, ya Ömer, senin sözünü mü, emrini mi tutacağım? Yoksa Allah'ın emrini mi tutacağım? Hangisini tutacağım? Tabii diyor, Allah'ın emrini tutacaksın diyor. Öyleyse diyor, ya Ömer, Allah Kur'an'da kanaatir-i mukantara, develer yükü mehir verseniz de karınızın mehrini ödeyin diyor demiş. Develer yükü mehirden bahsediyor. Sen 40 ukyeden bahsediyorsun. Özür dilerim kızım demiş. Ömer kadını kıza yenildi demiş. Evet. Kanun karşısında boynumuz kıldan ince. Ömer celalli, devlet reisi ama Allah'ın emri olunca özür diliyor, yumuşuyor, ağlıyor. Evet, böyle. Böyle bir şey. Bu her evin bir kapısı vardır. Sözleri bize bunları size aktarmamıza neden oldu. Ba ve babul kabri min tilkay ricleyhi. Evet. Şimdi ölüleri ziyaret sünnettir. Küntü neytüküm an ziyaretil kubur. Kabirleri ziyarete sizi yasaklamıştım. Ela fezuruha fe inneha tuzekkirul ahira. Dikkat edin. Kabirleri, kabristanı ziyaret edin. Çünkü size onlar size ahireti hatırlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. İslam'da nesih vardır yani. Kanun hükmünü kaldırma vardır. İlga derler buna hukukta. Evvelce böyleydi, sonra böyleydi. Çünkü evvelce atalarına tapıyorlar müşrikler. Ondan dolayı İslam'a zor girdiler. Atalarına saygı tapmadan dolayı. Biz atalarımızın dinini değiştirmeyiz dediler. Evet. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Müslüman olmuş zengin çocuğu. Bir evin bir oğlu. Babası ölmüş. Anası tirtiyor üzerinde. Ailenin tek varisi. Müslüman olduğunu duyunca vazgeç demiş. Vazgeçmeyince açlık grevine gitmiş. Yemiyor. Bir hafta yememiş. Sünmüş. Bir hafta yemek yemeyince demiş, bak
öleceğim demiş. Eğer Muhammed'in dinini bırakmazsan, atan dinini bıraktın sen. Atan dinini bıraktığın için demiş, sen demiş, seni şey diyorum, evlatlarını reddediyorum. Öleceğim demiş bırakmazsan. O da bir evin biri oğlu anasını çok seviyor. Demiş ki bin yanın olsa, o da bilmem neyden çıksa demiş, ben yine Müslümanım demiş. Bir de tekme atmış ona, doğru peygambere. İnsan anasını tekme atınca yüzü değişmez mi? Anası ya o. Yüzü tuhaf. Demiş hayrola Sa'd. Ya Resulallah anam böyle böyle dedi. Ben de ona bir tekme attım. Yanlış yapmışsın Sa'd. Anan dediğini yapmayacaksın. Küfre dönmeyeceksin. İslam'dan dönmeyeceksin ama ona da tekme atmayacaksın demiş. Kalbini kırmayacaksın. O anadır. O anadır. Evet efendim. Böyle bir şeyi var. Şimdi atalarına çok tapıyor. Bugünkü insanlar da öyledir. Babalarına, dedelerine sever insan. Bu onlara tapma şeyine varmayacak. Allah'a tapacağız. Muhammed'e, Mustafa'ya teslim olacağız. Ölçü bu. Onlara uyduğu sürece seveceğiz. Seveceğiz. Evet, şimdi ölüleri ziyaret edin. Neden? Ahireti hatırlatır. Ahireti hatırlatır. Ziyarete gittiğimiz zaman usul ne? Evet. Şimdi eve kapısından girilir. Allah'ın emri bu değil mi? Usul bu. Allah'ın usulü bu. Kabrin kapısı da diyor ayak tarafıdır. Yatan adamın ayak tarafı. Yani kabri ziyaret ederken ayak tarafından kıbleden git. Kırk tarafından, ayak tarafından git. Şimdi başının üstüne dikilmek azıcık edebe aykırı olur değil mi? Eğer o yatana saygı duyuyorsan ayak tarafından gel ve selam ver. Esselamu aleyke. Esselamu ya abi, ya baba, ya dede, ya ana de. Selam ver. Duyar. Adam olsan sen de duyarsın cevabını. Ama adam olmadığımız için biz duyamıyoruz. Biz duyamıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi var. Uhud şehitlerine kıyamete kadar kim ziyaret eder de selam verirse selamına cevap verirler diyor. Ebu Süfyan Uhud da müşrik kumandanıdır. Uhud şehitlerinin sebebi o adamdır. Müslüman olduktan sonra içinde bir ilinti. Gerçi İslam her şeyi siliyor ama içinde bir ilinti. Pazar günleri peygamber Uhud'a gidermiş. O da pazar günleri Uhud'a gitmiş. Yanında hizmetçisi var Ebu Süfyan'ın. Esselamu aleyküm ya şühedâ Uhud. Ey Uhud şehitleri selam size deyince hep beraber ve aleyküm selam ya Ebu Süfyan diye gürlemişler. Ebu Süfyan bir şey olmamış. Biliyor çünkü bu hadisi. Fakat yanındaki köle korkusundan orada can vermiş hemen. Düşmüş ölmüş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından Ümmü Seleme anamız da peygamberin sünneti olduğu için pazar günü Uhud şehitlerini ziyaret etmiş. Yanında cariyesi var, hizmetçisi. O da söylemiş. Ey Uhud şehitleri selam size deyince ey müminlerin anası selam sana olsun gürleden yerin altından. Cariye de korkusundan o da gitmiş. Böyle vakalar var. Yani onlar selamı duyarlar, konuşmaları duyarlar ama biz duyamayız. Diyor ki peygamberimiz ölünün konuşmasını size duyurmasını Allah'tan isteyecektim. Ondan dua edip yalvaracaktım. Ama kötü adamların bağırmasını, inlemesini duyunca gömmezdiniz. Cesetleri ortada kalırdı diye korktum. Bu talepten vazgeçtim diyor. Yoksa duyarlar. Buna dair çok olaylar var. Bundan dolayı biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadında olanlar
ölüye telkin yaparız. Bedir, Uhud, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir'de Müslümanlardan da şehit var. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe gibi Sanadidi Kureyş de bizim Anadolu'da gebermiş derler. Kafir öldüğü zaman geberdi derler. Müslümana öldü derler de. Neyse yani kibar olmuyorsa siz öldü deyin. Ebu Cehil de ölmüş. Diğer müşrik ölüleri bunları gömün demiş. İnsandır. İslam'da insan saygındır. Eşref mahlukattır. Hesabını Allah soracak. Ama onun ortalıkta kalması, kurda kuşa yem olması insana saygı değildir. Onun için peygamberi öldürselerdi Ebu Cehil yemin ediyor. Kafatasında şarap içeceğim diye. Öyle kindar. Buna rağmen bizim inancımız budur. Kafir de olsa insandır. Biz insana insanca muamele ederiz. Kuyu kazmış, hepsini gömdürmüş ki ortalıkta kalıp da kurda kuşa yem olmasınlar diye. Gömdürdükten sonra da kabrin başına geçmiş. Ey Ebu Cehil, ey Utbe, ey Şeybe, ne haber? Benim dediğim mi doğruymuş, sizin dediğin mi doğru? Böyle yüksek sesle, hararetli, heyecanla hitap ediyor onlara. Ömer, Peygamberimizin eteğini tutmuş. Ya Resulallah, çok heyecanlısınız, ona öldü demiş. Öldü, ölen adam duyar mı? Ömer, onlar beni senden çok iyi duyuyorlar. Ama Allah cevap vermelerini engelledi, müsaade etmiyor. Bu sözden dışarıda söyleneni ölünün duyacağı. Bak kafir, en azılı kafir Ebu Cehil. Kesin öğreniyoruz. Onun için kabir süvari de hak, değil mi? Ölen adamın duyuyoruz, kıble tarafına geçiyoruz. Ey Ali falan, kadının oğlu Ali. Neden annesini söylüyoruz? Anasında şüphe yok. Babasında şüphe olabilir. Anasını söylüyoruz. Falanın oğlu Ali veya falanın kızı falan. Sen şimdi dünyadan göçtün. Ahirete vardın. Sen dünyadayken Müslümandın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyordun. Şimdi de öylesin. Haberin olsun ha. Bu kelimeyi söyle ha. Rabbim Allah de. Dinim İslam de. Peygamberim Muhammed Mustafa de. Kitabım Kur'an, Azimüşşan de. Kıblem Kabe de. Müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah de ha. Cennet hak, cehennem hak, sırat hak, mizan hak, sorgu hak. Bunları söylüyor. Telkin bu. Duyuyor ya. Peygamber söyle, duyuyor. Kopya veriyoruz yani. Mümine yardım ediyoruz. Onlar duyar. Hatta diyor Abdullah Mesud, bahsettik, hadis geçti. Azıcık geç dağılın diyor. Hiç bilmediğimiz bir dünyaya gidiyoruz. Dünyadayız, ahirete yeni gidiyoruz. Hiç bilmediğin yerde insan şaşırmaz mı? Azıcık orada durun da diyor, sizin ayak seslerinizle şey diyeyim diyor, kendime böyle arka edinem diyor. Hemen dağılman diyor. Duyulur yani. Duyarlar. Kim olduğunu bilirler. Eğer gelen adam evliya olsa konuşur. Konuşurlar. Evet. Kabire ziyaret ederken de işte selam verilir. Sanki dünyadaymış gibi. Selam verilir. Oradaki müminler de. Esselamu aleyküm dâre kavmil müminin. Müminlerin yurdunda yatanlar, selam size. Nes'elullahu lena ve lekümül afiye. Allah bize de size de afiyet versin. Sıkıntılardan kurtulma versin. Ve inna inşallah biküm lahikun. Biz de çoğa varmaz size katılacağız. Evet diye bu söylenir. Böyle selam verilir. Ondan sonra da Fatih okunur. 11 İhlas okunur. 11 Salavat okunur. Peygamberimizden başlamak üzere herkes sayılır,
bunlara da hediye ettim denir. Böylece kabir ziyareti olur. Peygamberin sünnetidir. Evet, bunu ihmal etmemek lazım. Kıble tarafından kabrin diyor şeysi, kapısı ayak tarafıdır diyor Peygamberimiz. Sallallahu babul kabri min tilkâi ricleyhi, ayak tarafıdır diyor. Tabii şimdi bunu bilmeden yapılan türbeler var. Kapısı başının üstüne gidiyor. Siz bunu bildiniz, bundan sonra dolaşın, ayak tarafında durun. O yanına geçirmiyorlarsa başından da okuyabilirsiniz. Böyle gitmek Peygamberin sünnetine uygun.